Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız uygulama iki buton ile led kontrolü. Devremizde iki adet buton bulunuyor. Sağdaki butonumuz sayıcı, soldaki ise start butonumuz. Sağdaki sayıcı butonumuza örnek olarak 5 kez bastığımız zaman start butonumuzu bir kez bastığımız zaman ledimizi 5 kez yakıp söndürmemize yarıyor. Yani sayıcıya ne kadar basarsak startı bir kere basıyoruz. Ledimiz sayıcı butonuna ne kadar bastıysak o kadar yanıp sönüyor. Çalışma mantığı bu şekilde olacak. Daha sonra biraz bağlantıdan bahsedeyim size. Arduino'muzdan 5 volt board'umuza giriyoruz. Daha sonra board'umuzdan ortaklık olarak start butonuna ve sayıcı butonumuza birer giriş yapıyoruz. Artı 5 volt. Daha sonra butonlarımızın çıkışından bir pull down bağlıyoruz. Dirençlerimizi de GND'ye bağlıyoruz. Butonlarımızın diğer bacaklarını da Arduino'muzun 8. pinine bağladım start butonumuzu. Sayıcı butonumuzu ise 4. pinimize bağladım giriş olarak yani. Board'umuzdan Arduino'muza doğru bilgi akışı sağlayacağız. Daha sonra LED'imizi de bir ucunu GND'ye, diğer ucuna bir direnç bağlayarak daha sonra onu da 3. pinimize bağlamış bulunmaktayım. Bağlantımız bu şekilde. Devre elemanlarını sayacak olursam 2 adet buton, 1 adet LED, 2 adet 10 kilo ohm direnç, 1 adet 330 ohm direnç olmak üzere bu şekilde sıralayabiliriz. Siz de böyle devreyi kurabilirsiniz. Şimdi kod kısmına geçeceğiz. Orada göreceğiz. Şimdi uygulamamızın kod kısmına geçtik. Define komutunu kullanarak buton start 8 değerini verdim. Buton sayıcı 4. LED'imize ise 300 değerini verdim. Daha sonra integer kullanarak sayıcı değişkeni eşittir 0 değerini verdim. Bu mevcut B durum eşittir 0 değerini verdim aynı şekilde. En sonunda ise yine bu kullanarak son B durum eşittir 0 değerini verdim. Değişken tanımlamamız bu şekilde. Daha sonra void setup kısmına gelerek pin mode buton start input yani butonumuzdan Arduino'muza doğru bir veri akışı olacak. Pin mode buton sayıcı input aynı şekilde pin mode led output Arduino'muzdan led'imize doğru bir bilgi akışı olacak. Daha sonrasında ise serial nokta begin 9600 değerini vererek seri monitöre bağlanmak için bu kodumuzu da yazdık arkadaşlar. Void setup kısmı da böyleydi. Şimdi void loop kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, void loop kısmında ise mevcut B durum eşittir digital read buton sayıcı diyoruz. Yani buton sayıcıya bastığımızda değerimiz 1 oluyor. Bu 1 değerinin de mevcut B durumu içerisine atamış oluyoruz. Ondan sonra bir if koşulu koydum ben. Mevcut B durum eşit değil ise son B durum. Son B durumumuz 0'dı, yukarıda atamıştık değerini. Mevcut B durumumuz da 1 oldu. Yani bu koşul sağlandığı için if'in içine giriyoruz. Daha sonra bir adet daha aynı şekilde bir koşul yazdım ben buraya. Mevcut B durum eşit eşittir 1 olduğuna. Yani şu an buton sayıcıya tıkladığımızda bu koşulumuz da sağlanmış oluyor. Daha sonra sayıcı artı artı yani plus plus. Burada sayıcımızın değerini 1 arttırıyoruz. Bundan sonra ise serial nokta print line dedim sayıcı. Yani sayıcıyı serial monitörde yazdırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra delay 1000 milisaniye. Bu 1000 milisaniye ise arkadaşlar butonun algılaması ve kararlı bir şekilde çalışması için koydum. Daha sonra şunları silebiliriz. Burada fazlalık olarak deneme için yazmıştım. Şunları da sileyim. Evet arkadaşlar, delay'dan sonra artık yukarıda gördüğünüz if koşullarımızın içerisine çıkıyoruz. En sonra ise son B durum eşittir mevcut B durum. Burada bu eşitliği koymamızın sebebi butona basıp elimizi çekmediğimizde sayıcı saymasın diye koyduk arkadaşlar. Yani bu bloğu çıkardığımızda da program çalışıyor. Ama fakat butona basılıp tuttuğumuzda sayıcı yine saymaya devam ediyor. Bunu önlemek için son B durum eşittir mevcut B durum eşitliğini yazıyoruz buraya.
son B durumu eşittir mevcut B durumu eşittir'ini yazdıktan sonra aşağısında bir adet yine if koşulu oluşturdum buton start için. Digital read buton start eşit eşittir 1 olduğunda, yani butonumuza bastığımızda, start butonumuza, bu if koşulumuzun içerisine girecek. Bu if koşulumuzun içerisine de bir for döngüsü yazdım arkadaşlar. Bu for döngüsü integer x eşittir 0, x küçüktür sayıcı, x plus plus. Yani burada bir x değişken oluşturuyoruz. 0 değerini veriyoruz. Daha sonra x sayıcıdan küçük olana kadar for döngüsünün içinde dolaşacak ve her döngüde x'i 1 arttıracak. Yani x mesela şu an 0 değerini atadık arkadaşlar. For döngümüzün içerisinde dolaşıyor. Daha sonra x'i 1 arttırıyor. X 1 oluyor. Daha sonra 2 oluyor. Bu şekilde sayıcıdan küçük olana kadar for döngüsü çalışıyor. Daha sonra x sayıcıya eşit olduğunda artık for döngümüzden çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sayıcıyı 0'a eşitliyoruz. Daha sonrasında ise sonsuz döngümüze girerek program void loop'un başından devam ediyor. Bu şekilde sonsuz döngüye giriyor. Kod kısmımız bu kadar. Şimdi seri monitöre bağlanacağız. Orada da göstermek istiyorum size uygulamamızın seri monitöre nasıl yazdığını, saydığını yani. Oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar serial monitörü açtım. Monitörde sayıcımızın çalışıp çalışmadığını size şimdi göstermek istiyorum. Uygulamamızın kodunu Arduino'muza yükledik. Şimdi sayıcı butonuna basacağım. Size sonra bunun videosunu göstereceğim zaten. Basıyorum şimdi sayıcı butonumuza. 1 sayıyor şu an. 2 oldu. 3, 4, 5 oldu. Şimdi start'a bastığımız zaman LED'imiz 5 kez yanıp sönecek. Daha sonra 5 kez yanıp söndükten sonra şu an start'a sayıcıya bassak da zaten işlemiyor. O yüzden yanıp sönmesini bekliyoruz. Şu an yanıp söndü. 1, 2, baştan. Aynı şekil bakın böyle sayıyor. Devam ediyor. 8, 9, 10, 11, 12. Şu an sayıcı devremiz çalışıyor. Start'a bastığımız zaman ne kadar bastıysak o kadar yanıp sönecek. Şimdi uygulamamızı göstereyim arkadaşlar. Şimdi Arduino'muza kodlarımızı attık. Sayıcı butonumuza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, sayıcı butonumuza 7 kez bastım. Start butonuna bastığım zaman LED'imizin 7 kez yanıp sönmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi 7 kez yanıp söndü. Bir kez daha deneyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kez 5 kez bastım sayıcı butonumuza. Start butonuna bastığım zaman LED'imiz 5 kez yanıp sönmesi lazım. 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 kez yanıp söndü. Bağlantılarımız da bu şekilde. Bu haftaki uygulamamızı yaptık. Bir dahaki uygulamalarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.